İstanbul'un raylı sistem ulaşımını incelediğimizde e, güzel bir tasarım olmadığını görüyoruz. E, burada neler güzel değil ben tasarlasaydım nasıl yapardım bunu anlatacağım. Öncelikle şu e, M4 hattına bakalım. Bu hat üzerindeki durakların arası 2 dakikayla 3,5 dakika arasında değişiyor. A, güzergah üzerindeki e, her bir duran arası. E, çok fazla durak var minibüs gibi. E, buraları zaten tasarlayan insanlar büyük ihtimalle eski minibüsçüler falan. <laughs> E sonrasında da e, işte bütün, olabildiğince fazla durak abi buraya da ekleyelim buraya da ekleyelim diye diye eklemişler. Şimdi fazla durak olması bir sıkıntı değil olabilir. E, ancak bu kadar fazla duran olduğu bir güzergah üzerinde yapılması gereken şey ekspres seferler koymaktır. Bunu Paris'te e, ve Belçika'nın başkenti Belçik Brüksel'de karşılaşıyoruz. Aynı hat üzerinde ekspres seferler var. Ekspres sefer ne demek? Yani e, en baştan birinci duraktan sonuncu durağa kadar durmadan giden seferler oluyor. Kimisi ekspres seferleri. Kimisi 3-4 tane durakta duruyor. Yani çok fazla yolcunun inip bindiği duraklarda duruyor. Yani misal vermek gerekirse M4 hattı için düşünürsek Tavşan Tepe'den binen biri her saat başı mesela Tavşan Tepe'den direkt Kadıköy'e hiç durmadan gidecek bir sefer. Sadece saat başı olacak ama herkes de bunu bilecek. Tamam. Başka bir tasarımsal olarak baktığımızda da e, bu Pendik yüksek hızlı tren var galiba saatler e, şey e, şehirler arası. Bu şehirler arası gelen trenin de bu M4 bağlantısının olması gerekiyor. Ve bunun da saat başı gelmesi gerekiyor. Yani saat başına bir 15 dakika kadar gelecek buraya. E, i̇nsanlar buradan inip şuraya erişecekler. Saat başına erişecekler. Misal veriyorum e, 11.45 işte buraya inecek. 12'de buradan sefer olacak ve hiçbir yerde durmadan Kadıköy'e gidecek. Mesela saat başı böyle. Ee, işte her 15 dakikada bir de şöyle olabilir. Ee, ana çok fazla kişinin inip bindiği duraklar vardır. Ee, i̇şte Tavşan Tepe, Kalkar, Pendik, Kartal, Maltepe, Ünalan olabilir. Ünalan Ayrılık Çeşmesi, Kadıköy. Bu sadece bu duraklarda durabilir. Ee, başka bir başka bir sefer daha olabilir mesela iki tane de duran olabilir. Ee, i̇şte Tavşan Tepe'den kalkıp Ünalan'da duran. Bu da işte 40 dakikada bir, 30 dakikada bir falan olabilir. Bu saatleri bildikleri zaman insanlar bunları binerler. Şu aradakilere de durmaz. Bunun olmayacağını düşünen çok fazla insan var. Hatta benim üniversiteden arkadaşlarım bile var. yapılamayacağını söyleyenler de. Gerçekten onu çok üzüldüm. Koca koca üniversite mezunlarının böyle düşünmesi. Yapılabilir. Nasıl olur bu? Şu videoyu izleyelim mesela. Galata'dan Karaköy'e inen Filipilerle Bak, Şurada gördüğünüz gibi İki şey e, istaz, karşı karşıya gelen iki vagon şurada ikiye ayrılıyor görüyor musunuz? Biri bir taraftan gidiyor. İkisi de kendine göre e, sağa ayrıldıkları zaman gördüğünüz gibi yan yana geçebiliyorlar. Geçici süre yerler yani e, her hatta her durağın yanından e, durağa durmadan geçecek bir paralel hat koyduğu zaman ki belki de vardır. Ee, durum şeyleri de ay zamanında ayarladığınız zaman yani iki, e e şu her trenin zaten takip ediliyor neticede her tren. Tren buradayken e bu, şuradan kalkan ekspres sefer burada bunu sollayacak. Sonra diğer tren şuradayken mesela gelip onu sollayacak. Ya, sollayarak yanından geçecek. Aynı şunun gibi. Ben tasarlamış olsaydım kesinlikle böyle tasarlardım bu sistemi. İkinci olarak ne eklerdim? Ee, şöyle bağlantılar olması lazım. Birbirine entegrasyonların olması lazım. E, sadece bir entegrasyonla olmaz bu iş. E, yani bu şuradaki şeyle e, tren hattıyla metro hattı arasında e, büyük yerlere mesela Maltepe'ye, Kartal'a e, başka nereye ekleyebilirdik? Şu ün, ün alan civarından olabilirdi. E, gerekli eklentileri sağlardım. Bunlar ne yazık ki e, sağlanmamış durumda. Bu da kullanımını ciddi oranda azaltıyor. En ama en önemli şey minibüs gibi her durakta durması ve çok uzun sürmesi yani mesela şu duraklarda çok az kişi biniyor bir kişi iki kişi biniyor koskoca e, tren bir iki kişi için duruyor buralarda tamam bunların e, bir, birincisi ekspres seferlerin kovulması ekspres seferlere binen insanlar da belli başlı yerlerde in, inilecekler e, geri kalan 4 dakikada bir olan seferlerin hepsi bütün duraklarda durabilir saat başı işte sadece e, baştan sona her 15 dakikada bir de ana harterlerde duran olabilir işte sadece Ünalan, Ayalık Çeşmesi ve Kadıköy'de duranlar olabilir. Avrupa yakası içinde baktığımız zaman yine aynı şekilde ee, yoğun durakların, e, yoğun insan trafiğinin olduğu duraklarda duran sadece trenler koyarak e, metrolar koyarak bu e, hatların kullanılırlığını yüksek seviyeye çıkartabilirsiniz. Sollamaları da gösterdim. Şuradan karşı karşıya e, gel. gel, Şu ikisinin de aynı hatotlu olduğunu düşünün. Şuradan sollayıp geçecek mesela. Anladınız mı? Bir bir hat var burada. Şurada ikiye ayrılacak. Hızlı olan yani ekspres sefer yapan şuradan geçecek. Bunun örnekleri e, Paris'te ve e, Brüksel'de var. Bunlar kullanılabilir. E, ben tasarım analiz işleriyle uğraştığım için bunları biliyorum. E, Analistlik ne yapar, ne eder? E, bunları da ayrıca bir videoda anlatabilirim. E, gerçek analist benim. Açılım ben analistime. <laughs> Türkiye'de artık herkes analist olduğu için ama pek tavsiye etmiyorum analistlik yapmayı. Başka mesleklere yönelin. Canınızı sıkmayın. Bu tip şeyleri gördükçe sinir oluyorsunuz çünkü yani. Görüyor musunuz? Bu kadar durak var. Her durakta duran dura dura gidiyorlar. Yani bunu tasarlayan insanlar nedir hani? Herhalde minibüsü görmüşler. ama minibüsün aynısını yapalım gibi falan diye düşünmüşlerdir. <laughs> diye düşünüyorum ben şahsen. bir ayrı sisteme yakışmıyor gerçekten böyle her durakta iki buçuk dakikada bir duran, üç dakikada bir duran e, bir ya raylı sistem e, tabii ki de tercih edil, edilmez. İnsanlar başka şeylere, e, başka araçlara, özel araca falan yönelirler yani. Evet. Neyse ben yapsaydım, e, tasarlasaydım İstanbul'un e, tren yollarını, raylı sistemini daha doğrusu kesinlikle böyle tasarlardım. Ekspres seferlerle, e, trenin diğerlerini sollayarak geçebileceği yani her durakta duran treni ekspres trenlerin sollayarak geçebileceği bir şekilde tasarlardım.